Sevgili Keşanlılar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tören alanımıza giriş yapmışlardır. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Keşan Belediye Bandosu'na çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Keşan Sivil Toplum Kuruluşları'nın çok kıymetli başkan ve yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli yöneticileri, Sayın Milletvekilleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız, Edirne Belediye Başkanımız, Çanakkale Belediye Başkanımız, Kırklareli Belediye Başkanım, Keşan Belediye Başkanım ve aramızda bulunan ilçe belediye başkanlarım, demokrasimizin temel taşı muhtarlarımız, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer Keşanlı hemşehrilerimiz, Keşan Belediyesi'nin sosyal demokrat bakış açısıyla hizmetler zincirine bugün yenilerini ekleyeceği Türkiye'nin en kapsamlı belediye hizmet binası ile pazar yeri kompleksi açılış törenine hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımız, çok değerli konuklar, efendim sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla Kurtuluş Savaşı önderlerimiz, dün Hakkari'de aramızdan ayrılan 8 şehitimizin anısına, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Thank you.
teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız, çok değerli Keşanlılar. Efendim, Keşan Belediyesi'nin bugüne kadar hizmete giren projelerinin tanıtımını konu alan bir sinevizyon gösterimimiz olacak. İyi seyirler diliyoruz efendim. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Keşan'ın planlı büyümesi, yatırımların ihtiyaca göre planlanması, hizmetlerin hızlı ve etkin sürdürülmesi amacıyla 3 dönemden bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarımıza, geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Keşan bırakmak adına yola çıktığımız ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. İşte doğayı, insanı ön plana alarak projelendirdiğimiz ve 2004-2017 yıllarında Keşan Belediye Başkanı Operatör Doktor Mehmet Özcan önderliğinde yapılan Keşan Belediyesi yatırımlarımız. Kanalizasyon altyapısı, göreve gelir gelmez şehrin en önemli ve acil sorunu olarak gördüğümüz zahmetli ancak gerekli altyapı hizmetlerine yöneldik ve ilçeye 350 kilometrelik kanalizasyon altyapısını kazandırdık. Mücavir alanımız yayla sahiline de 15 kilometrelik kanalizasyon altyapısı kazandırdık. Keşan Merkez Atık Su Arıtma Tesisi, Ergene Havzası'nı kurtarma projesi kapsamında Trakya'da diğer altyapı projelerini tamamlayan ender belediyelerden olduğumuz için bir anlamda en hazır belediye olmamız sebebiyle DSİ tarafından bölgedeki ilk atık su arıtma tesisi projesi Keşan'da hayata geçirildi. Bu tesise kolektör hattı döşemesi işini de tamamladık. İleri biyolojik tıp atık su arıtma ile gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz. Yağmur suyu kanal projesi, temel altyapı projelerinden biri olarak değerlendirilen yağmur suyu kanal projesini tamamlayan ender belediyelerin başında geliyoruz. Proje kapsamında yaklaşık 10 kilometrelik bir yağmur suyu kanal çalışması yaptık. Paşa Yiğit Kanalizasyon ve İçme Suyu Projesi, Keşan'a mahalle olarak bağlanan Paşa Yiğit halkına söz verdiğimiz kanalizasyon ve içme suyu projesini tamamladık. Paşa Yiğit'te 14 kilometrelik kanalizasyon şebekesi, 12 kilometrede içme suyu projesini tamamladık. Yayla sahili atık su arıtma tesisi, çevre sağlığı ve şehirleşmenin en temel kurallarından olan atık su arıtma tesisi projelerinde bölgeye örnek nitelikte çalışmalar yürütüyoruz. Yayla sahilinde elektroflokülasyon yöntemi denen elektrikle arıtma ve derin deniz deşarjı yapıyoruz. Bu sistemle hem gürültü hem de çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz. Vahşi depolama sahası rehabilitasyonu. Keşan Belediyesi olarak çöplük olarak tabir edilen vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu projesini de tamamladık. Bu projeyle geleceğimiz olan çocuklara temiz bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz. Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi. Kurulumuna öncülük ettiğimiz Güneykap'la yani Güney Edirne Katı Atık Birliği ile Keşan'ın Paşa Yiğit Mahallesi'nde 160.400 metrekarelik alanda Edirne'deki ilk katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisini faaliyete geçirdik. Bu tesisle Güney Edirne'de vahşi çöp depolamasından modern şehirciliğin gereği olan düzenli depolamaya geçtik. Çok amaçlı pazar yeri kompleksi, şehrin ortasında yaşayan, gelişen ve üreten bir alan yaratma amacıyla projelendirdiğimiz bölgenin yüz akı projesi Keşan Belediye Başkanı Operatör Doktor Mehmet Özcan'ın esnaf AVM olarak nitelendirdiği çok amaçlı pazar yeri kompleksini tamamladık. Trakya'da İller Bankası'ndan alınan 30 milyonluk krediyle en büyük kredi miktarına sahip projeyle ticari hayat yerel esnafla hareketlendiriliyor. Projede 296 adet dükkan, ofis ve belediye hizmet binası ve sinema salonları yer alıyor. Çok amaçlı pazar yeri kompleksinin altında hazırladığımız 1000 araçlık 2 kat kapalı otoparkla şehir içindeki araç yoğunluğunu da azaltmayı planlıyoruz. Projemiz içinde şehrimizin önemli ihtiyaçlarından olan 560 kişi kapasiteli çok amaçlı salonumuz da bulunuyor. Keşan Belediyesi Toptancı Hali. Kendi alanında bölgenin gözdesi olan hal binamızda 50 metrekarelik 24 adet satış yeri, 200 metrekarelik 21 adet depo oluşturduk. Trakya'nın en modern halini yaptık. Bu halden alınan ürünler Keşan Belediyesi çok amaçlı pazar yeri kompleksi meydanında kurulan ve bölgenin en büyük pazarı olarak adlandırılan Keşan'ın cumartesi pazarında halkla buluşuyor. Keşan Belediyesi Balık Pazarı.
daha önce eski ve kötü bir görüntüye sahip olan, alışveriş yapmaya çekinilen ve pazar yeri kompleksi içinde kalan balık pazarı bölgesini kapattık ve 480 metrekare kapalı alanda sağlıklı ve hijyenik koşullarda vatandaşlarımıza hizmet veren modern bir balık pazarı oluşturduk. Söz verdik, en iyisini yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Toplu konut. Vatandaşlarımızın artan konut ihtiyacını da görerek şehrin gelişim bölgesi olarak öngörülen alanda Belkok projesi kapsamında 288, Atakent 1 projesi kapsamında 532, Atakent 2 projesi kapsamında 168 olmak üzere toplamda 988 konutu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim etme sevincini yaşadık. Galericiler sitesi. Şehir içinde ayrı yerlerde bulunan galericilerimize Keşan Şehirler Arası Otobüs Terminali yanında iki etap halinde 36 adet iş yeri kazandırdık. Galericiler sitemiz Trakya'nın en büyük ikinci el oto alım satım merkezi oldu. Asfalt şantiyesi. İlçemizin ve mücavir alanlarımızın daha kaliteli bir yol ağına sahip olması için saatte 20 ton kapasiteli, yılda 25 bin ton sıcak asfalt üretebilen 19 üniteden oluşan asfalt planti şantiyesini kurduk. Bu şantiyede 120 bin ton asfalt ürettik. Şehrin ana caddelerini de finisher denen araçla bütün şekilde asfaltladık. Ayrıca 460 bin metrekare kilitli parke taşı, 150 binde kaldırım yaptık. Estap, Saros Körfezi'nin tanıtımını ve Körfez'deki hizmet kalitesinin yükseltilmesini amaçlayarak Keşan Belediyesi'nin kurulumuna öncelik ettiği Estap'la, yani Edirne Saros Turizm Merkezi, hem balıkçılığın gelişmesi, hem trollerin engellenmesi, hem de başta dalış turizmi olmak üzere turizmin artması amacıyla Yapay Resif ve Çanakkale Savaşları temalı Saros Yapay Resif ve Dünya'nın ilk sualtı tarih müzesini oluşturdu. Yine bu birlik aracılığıyla Trakya Kalkınma Ajansı'na hazırladığımız proje kapsamında aldığımız sahil temizleme aracıyla Saros'taki sahillerimizde kumsal temizleme çalışmaları yaptık. Akıllı Kent Projesi. Keşan Belediyesi, kentiyle bütünleşen, vatandaşların isteklerini, mevcut ve potansiyel sorunlarını zamanında ve yerinde tespit eden Kent Bilgi Sistemi Projesi'ni hayata geçiriyor. Öncelikle işlerin objektif kriterlere göre belirlendiği, bürokrasinin azaldığı, çözümlerin üretiminde halkın da katılımının sağlandığı, şeffaf ve üretken belediyeciliğin öne çıkacağı projeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Keşan Belediye Mezbaha İşletmesi. Keşan Belediye Mezbahamızda Keşan Ticaret Borsası işletmeciliğinde vatandaşlarımızın sağlıklı et ulaşımını sağlamak için kesim öncesi ve sonrası hayvanların ve etlerin muayene ve kontrollerini yapıyoruz. Araçlar. Göreve geldiğimiz 2004 yılından bu yana şehrimizin ve kurumumuzun ihtiyacı olan iş makinesi, itfaiye, kamyon, traktör, binek ve temizlik araçları olmak üzere Keşan Belediyesi'ne 64 adet yeni araç kazandırarak araç parkımızı güçlendirdik. Değirmen Tepe. Keşan Belediyesi olarak ilçeye Değirmen Tepe adıyla yap, işlet, devret modeliyle ilçemizin simgesi olan yel değirmenlerini sembolize eden, içinde restoran da olan bir sosyal donatı kazandırdık. Cennet Tepe. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yanındaki ormanlık tepede 40.751 metrekare alana sahip, içinde restoran, kafeterya, büfe, yağmur barınakları, piknik masaları ve ahşap oyun parkı bulunan Cennet Tepe'yi çevre düzenlemelerini de yaparak ilçemize kazandırdık. Muhtarlık binaları. İlçemizdeki vatandaşların demokrasinin ilk adımı olan muhtarlarımızdan daha etkin, kaliteli ve temiz bir ortamda hizmet almaları için Yukarı Zaferiye, Aşağı Zaferiye, Büyük Cami, Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet, Yeni Mescit, İstasyon, Yeni Mahalle ve İspat Cami muhtarlıkları için muhtarlık binaları oluşturduk. Kadıköy Barajı Rasim Ergen'e içme ve kullanma suyu arıtma ve terfi merkezi. 1993 yılında faaliyete geçen Kadıköy Barajı Rasim Ergen'e içme suyu arıtma tesisinde yenileme ve tadilatlarla birlikte su üretim kalitesini yükselttik. Halkımıza daha kaliteli ve kesintisiz su verebilmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor.
su kuyuları. Keşan, İzzetiye, Yayla Sahili, Hundere ve Paşayiğit mevkilerinde toplam 23 adet derin su kuyusu açılması işini gerçekleştirdik. Keşan'ın 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını göz önüne alarak ilave su kaynakları teminiyle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Ayrıca Keşan merkezli 15 kilometre, Yayla ve Danışman sahillerinde de 21 kilometre içme suyu hattı döşedik. Altın Karınca Ödül Töreni. Keşan Belediyesi olarak Marmara Belediyeler Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin en prestijli yerel yönetimler ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca Proje Yarışması'na 3 ödülle damga vurduk. İmar Şehircilikle Estetik kategorisinde Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi projemizle birincilik ödülü, Kültür ve Sanat kategorisinde Estap, Saros Yapay Resit ve Dünyanın İlk Sualtı Tarih Müzesi ile ikincilik ödülü, Çevre Yönetimi Hizmetleri kategorisinde Vahşi Depolama Sahası Rehabilitasyonu projemizle ikincilik ödülü. Doğalgaz. Keşan Belediyesi başta olmak üzere ilgili kuruluşlar tarafından yapılan tüm çalışmalara ve alınan önlemlere rağmen ilçenin hem coğrafi konumu hem de düşük kalorili kömür kullanılması nedeniyle özellikle inversiyon dönemlerindeki basıncın da olumsuz etkisiyle yapılan ölçümlerde Türkiye'nin hava kirliliği konusunda en kirli ilçesi olarak tescillenen Keşan, bu anlamdaki makus talihini temiz yakıt olarak değerlendirilen doğalgazla değiştiriyor. Sizin için sevgiyle çalışınca oluyor. İnşaat ve oturma izni. 2004 yılından bugüne kadar 8269 yapı kullanma izin belgesi adı verilen oturma izniyle 3029 adet yapı ruhsatı adı verilen inşaat izni verdik. Yaklaşık 30 yıllık olan mevcut imar planlarımızı revize ederek günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda 2050 yılına göre düzenledik. Parklar, Atatürk Stadı ve semt sahaları. Halkımızın rahat bir şekilde nefes alacağı, günün yorgunluğunu atabileceği parklar oluşturduk. 2004 yılından bu yana yaptığımız 32 adet parkla vatandaşlarımıza yaklaşık 130 bin metrekarelik yaşam alanı kazandırdık. 2009 yılında devraldığımız ve o tarihten itibaren sürekli olarak yenilediğimiz Keşan Atatürk Stadı'nı vatandaşların daha rahat ulaşabileceği bir kompleks haline getirdik. Keşan'da iki mahallemizde semt sahaları oluşturarak gençlerimizin spor yapmaya daha hızlı ulaşmasına yardımcı olmak için modern tesisler oluşturduk. Kültürel etkinlikler. İlçemizde ve bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın bireysel kültür hazinelerine katkı sağlamak amacıyla göreve geldiğimiz günden itibaren her yıl birçok ünlü sinema ve dizi oyuncusu ile usta tiyatro sanatçılarının da yer aldığı tiyatroları halkımızla buluşturduk. Ayrıca hem şehir hem de ülkemize ait önemli günlerde yine ünlü ses sanatçıları ile yerel gruplarımızın yer aldığı konser etkinlikleri düzenledik. Keşan Belediyesi'ne kazandırdığımız iş yerleri. Keşan Belediyesi olarak Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi, mücavir alanlarımızdan olan Yayla'da kazandırdığımız iş yerleri, Kadiriciler Sitesi, Hal Binası, Balık Pazarı gibi yaptığımız projelerden belediyemize toplamda 438 adet iş yeri kazandırdık. Gelecekte hayata geçirmeyi planladığımız ve proje çalışmalarını yürüttüğümüz hedef projelerimiz. Yeni terminal projesi. Keşan Belediyesi olarak Keşan'a yeni bir şehirler arası otobüs terminali projesi üzerine de yoğun bir mesai harcıyoruz. Yaklaşık 10 dönümlük alana yapılacak yeni terminal projemizde mevcut araç kapasitesini artırmayı planlıyoruz. Yeni düğün salonları, nikah salonu, otopark ve itfaiye merkezi. Şehrimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Eski itfaiye alanımızın bulunduğu yerde 1000 ve 1200 kişi kapasiteli iki düğün salonu ve 300 kişi kapasiteli modern bir nikah salonu yapacağız. Yaklaşık 400 araçlık otoparkında yer aldığı projemizin hemen yanında Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün ve araçlarının da konuşlanacağı yeni bir alanla birlikte kod farkını da kullanarak belediyemize 33 adet iş yeri de kazandıracağız. Eski cezaevi yerine park ve otopark projesi. Yıkılan eski cezaevi alanını bölge ve mahalle halkının da isteği doğrultusunda yeşil alan olarak değerlendirerek park yapacağız. Alandaki kot farkını da kullanarak aynı parkın altına iki kat kapalı otopark yapacağız. Söz verdik, en iyisini yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz.
Bu filmin hazırlanmasında emeği geçen Keşan Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli Keşanlılar, efendim konuşmalarını yapmak üzere Keşan Belediye Başkanımız Mehmet Özcan'ı buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanım Tekirdağ, Belediye Başkanlarımız, İller Bankası İstanbul Bölge Temsilcisi ve Genel Müdür Yardımcımız, İl Başkanlarımız, ilçe Başkanlarımız, komşu il ve ilçelerden gelen Belediye Başkanı arkadaşlarım ve uzatmayacağım. Değerli katılımcılar, sevgili hemşehrilerim, bu mutlu günümüzde Sayın Genel Başkanımızı ve siz davetlileri aramızda görmekten büyük onur ve şeref duymaktayım. İçerisinde en önemlileri olan 13 küsur senenin ürünlerini burada kısa bir tanıtımını yaptık sizlere. Tabii bunların hepsi emek dolu, zahmet dolu. Emek olmadan da bugünlere de getiremeyeceğiniz projeler. Sıfırdan bir kenti ele aldık. Tamamıyla altyapısı yoktu. Bugüne kadar getirdik. En sonunda doğalgaz çalışmalarımız bitmek üzere. Hava kirliliğinden de kurtulacağız. %85 seviyesindeyiz. Bu tesisle ben gurur duyuyorum. Tabii noksanlarımız olur. Kervan bazen yolda düzülür. Üstünü kapatma işi var. Biraz ekonomik yönden beklemek zorunda kaldım. Bunları da yapacağız kısmetse. Bu projeye çok önem verdim. Çok amaçlı kullansın istedik. Mezberelik bir yerde. Ben bu projenin hayata geçirilmesinde başta belediye çalışan ekiplerime, geçmiş dönem meclis üyesi arkadaşlarıma, İller Bankası tüm seviyedeki yetkililerine ve Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Göster'e çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, heyecanlıyım. Hala siyasetçi olamadık. Fazla konuşamıyorum. Sizin programınız uzun. Bunun kentimize, bölgemize hayırlı olmasın diliyorum. Abartılı konuşmalar yapmak istemiyorum. İddiamız ortada, yaptıklarımız ortada. Sizlere saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Belediye Başkanımız Mehmet Özcan'a çok teşekkür ediyoruz. Çok saygıdeğer Keşanlılar, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, efendim konuşmalarını yapmak üzere umuda, barışa, özgürlüğe, adalete, uzlaşmaya, dayanışmaya, birliğimize ve geleceğimize atılan cesur adımların sahibi, Türkiye'de bizden sizden demeden mağdur olan herkes için mücadele eden, peşine milyonları takarak halktan, halktan, mazlumdan yana özgürlük ve adalet mücadelesi başlatan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim, Keşanlı kardeşlerimle beraber olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Hepinize merhabalar. Az önce belediye başkanımız konuşurken biraz heyecanlıyım dedi. Heyecan her zaman güzeldir. Hiçbirimiz heyecanımızı asla ve asla kaybetmemeliyiz. Neden heyecan güzeldir? Çünkü heyecan olmazsa
halka hizmet edemezsiniz. Heyecan olmazsa insanı kucaklayamazsınız. Heyecan olmazsa sevgiyi, dostluğu, kardeşliği özümseyemezsiniz. O açıdan belediye başkanımızın heyecanı bir Keşan heyecanıdır. Belediye başkanımızın heyecanı bir dostluk heyecanıdır. Bir görev yapma heyecanıdır. O nedenle kendisini yürekten kutluyorum. Az önce sizler izlediniz, ben de izledim. Belediye başkanımızın neler yaptığını. Keşan öyle İstanbul gibi, Edirne gibi, Tekirdağ gibi, İzmir gibi büyük bir kent değil. O da bunun farkında. İmkanları da sınırlı. Ama her belediye başkanıma söylediğim gibi Keşan belediye başkanıma da söyledim. Seçileceksiniz, güzel. Halk oy verdi, geldiniz belediye başkanlığı koltuğuna oturdunuz. Ama iki şeyi sakın ola ki ihmal etmeyeceksiniz. Bir, her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. Her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. İki, oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmadan bütün belde halkına hizmet edeceksiniz. Bu bizim şiarımızdır. Bu bizim sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızdır. Bu bizim insana yaklaşımımızdır. İnsanı seviyoruz. A partisinden olur, B partisinden olur. Ama madem ki ben Keşan'da belediye başkanı oldum, madem ki bütün Keşan'ı kucaklayacağım, madem ki hizmeti bütün Keşanlara götüreceğim, o zaman bütün Keşan'ı kucaklayacağım. Belediye başkanımızın felsefesi budur. Bu felsefe bütün belediye başkanlarımız için de geçerlidir. Hatırlar mısınız sevgili Keşanlılar? Seçimlerde bir bildirge açıklamıştık. Demiştik ki asgari ücret net 1500 lira olmalı. Bize itiraz etmişlerdi. Vay efendim, ne demek 1500 lira? Nasıl yapacaksınız? Parayı nereden bulacaksınız diye sormuşlardı bize. Bugün bizim bütün belediyelerde, en küçük belediyemizden en büyük belediyeye kadar, çalışanların asgari ücreti en az net 1500 liradır. Söz verdik. Türkiye genelinde o yetkiyi alamadık ama yerel yönetimlerde, bizim gücümüzün olduğu her yerde asgari ücreti net 1500 lira yaptık. Demek ki söz verirseniz, hesabını kitabını iyi yaparsanız verdiğiniz sözü tutabilirsiniz. Biz verdiğimiz sözü belediyelerde tutuyoruz ama devasa Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten hükümet 1500 lira sözünü veremedi. Zaten verseydi de yerine getiremezdi. Biz sözümüzün arkasındayız. Adam gibi verdiğimiz sözü tutarız ve gereğini de yaparız. Belediyelerin bir özelliği var. Kente hizmet verirler. Belediye başkanının temel görevi verdiği hizmetle beldede huzuru sağlamaktır. İnsanlar caddelerinde rahat gezmeliler. Bir parkı olmalı, bir meydanı olmalı, bir sineması olmalı, bir kültür merkezi olmalı, okulları güzel olmalı, çevre yemyeşil olmalı. Çevre dedim de sizin taş ocaklarından ötürü şikayetlerinizi de gayet iyi biliyorum. Yakından da takip ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımız da Ankara'dan yakından takip ediyorlar. Eğer çevreyi katlederseniz insan huzursuz olur. İnsanın doğasında yeşilliği görmek vardır. Ağacı görmek vardır. Ormanı görmek vardır. Çiçekleri görmek vardır. Kişi geldiğinde, düğünde, merasimde çiçekler veririz, kır çiçekleri toplarız, ağaçların altında piknik yaparız, güzel bir tabiatımız olsun isteriz. Dolayısıyla çevrenin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Bizim belediye başkanlarımız bu tür mekanlara, bu tür alanlara büyük önem verirler. Tabii sağ olsun Keşan belediye başkanımız da dedi ki bu alan bir mezbelelikti. Esnafın alışveriş yapacağı, vatandaşın alışveriş yapacağı ama esnafın da aynı zamanda dükkan açacağı güzel bir merkez. Bu merkez çok amaçlı kullanılacak dedim. İstanbul'da olsaydı bu merkezin yerine ne olurdu biliyor musun başkanım? 35-40 katlı binalar olurdu. Vatandaşlar daracık sokaklarda gezerdi. Ama
Keşan Bölümü böyle yapmadı. Bu meydanda bayramlar yapılacak, bu meydanda pazarlar kurulacak, bu meydanda mitingler yapılacak, bu meydanda halaylar çekilecek. Gerekirse bu meydanda toplu sünnet düğünleri, toplu evlenmeler bu meydanlarda yapılacak. Meydanlar kentin enerjisini boşalttığı yerlerdir. O nedenle dünyanın bütün saygın kentlerinde büyük meydanlar vardır. Keşan'da böyle bir meydana kavuştuğu için Sayın Belediye Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Son bir şey daha. Belediyeleri ben seçmem. Siz seçersiniz. Oyu siz verirsiniz. Belediye Başkanı siz oy verdiğiniz sürece ve arkasında durduğunuz sürece hepimiz saygı duyarız. Diyorlar ki belediye başkanlarını istifa ettirdik. Beyler, Ankara'daki beyler istifa ettirdik. Niçin? Bilmiyoruz niye istifa ettirdiler. Geçen gün bu zat gene demiş ki, efendim biz yaptık, şimdi sıra CHP'ye geldi, CHP de istifa ettirsin. Niye istifa ettireceğiz? Hangi gerekçeyle istifa ettireceğiz? Efendim istifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin. Geçir kardeşim. Bizim zaten belediyelerde günün 24 saatinde müfettiş var zaten. İstediğini denetlesin. Çok şükür boğazımızdan aşağı kulaklığı inmedi. Biz dolar merakı bizde yok zaten. Sayın Başkan dedi ki yukarıya çıkalım. Bir çay içelim. Bir de size armağan vereceğiz dedi. Dedim sakın ha, vereceğiniz armağan herhalde ayakkabı kutusu değildir. Yok yok dedi. Ayakkabı kutusu bizde gezmez dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir portresini verdi. O portreyi de genel merkezimize götüreceğiz. Güzel yere asacağız. İşin özeti. Çok zor şartlarda bizim belediye başkanları görev yapıyor. Çok zor şartlarda. Hükümetin bütün baskısı var. İstediği kadar baskı yapsınlar. Halka hizmet etmekten bizi asla hiç kimse döndüremez. Bizim felsefemiz, bizim inancımız, bizim ruhumuz halka hizmetle doludur. Çünkü siyaset cebi doldurmak değildir. Siyaset halka adanmışlıktır. Onlar fakirden alıp yandaşa aktarıyorlar. Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda yandaştan alıp halka vereceğiz. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Hepinize en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ediyoruz. İzin verir misiniz sizi burada bekleteceğiz. Milletvekillerimi, Büyükşehir Belediye Başkanları, İl Belediye Başkanları bu da buraya davet ediyorum. Yalnız bu platformun kapasitesi belli. Arka taraf gelmezse... Sağ olun. Arkadaşlarım kurdeleyi de hazırlayabilirlerse hemen. Kürsüyü de alalım arkadaşlar. Başkanım, sizinle görüşmek istiyorum. Arkadaşlarım kurdeleyi ve makasları lütfen getirsinler. İlçe başkanımızı da bekliyoruz. Erdoğan Başkanım. Arkadaşlarım kurdeleyi de... Evet lütfen. Sevgili Keşanlılar, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla ilçe başkanımı buraya... Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla bugün Keşan Belediye'mizin hizmetler zincirine yenisini ekleyeceği hizmet binası ve çok amaçlı pazar yeri kompleksinin açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Efendim, Keşan'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Hizmette emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza, belediye başkanı çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve siz değerli Keşanlı hemşehrilerimize bu güzel hizmetler Keşan'ımıza hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar törenimiz burada sona ermiştir. Siz değerli konuklarımıza, sevgili Keşanlılara
misafirperverliğinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ya sen niye ne çekmişsin? Toplamak için çekmişsin.